Merhaba, Allah Dostları kanalıma hoş geldiniz. Her Müslüman Allah'ın dostudur. Takvasına göre herkesin dereceleri değişir. Sizin gibi Allah dostlarını kanalımızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Allah hepimizden razı olsun. Bu videomuzda Peygamberimizin Aleyhisselam'ın cesaret ve cengaverliğine örnek teşkil eden bir vakayı anlatacağım. Sahabeler diyor ki, savaş kızışıp da zor duruma düştüğümüzde Peygamberimiz Aleyhisselam hepimizden cesur ve kararlı davranırdı. Öyle zamanlar olurdu ki biz Peygamberimizin arkasına sığınırdık demişlerdir. Peygamberimiz hayatı boyunca hiç müşrik veya başka insan öldürdü mü? Übey bin Halef'i Peygamberimiz mi öldürdü? Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip sevdiklerinizi paylaşırsanız sizler de bu sevaplardan hissedar olacaksınızdır. Şimdi videomuza geçelim. En sağlam olan bilgiye göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam Übey bin Halef'ten başkasını eliyle öldürmemiştir. Ancak İbni Hişam Amir bin Abdillah adında birinin adını da vermektedir. Azılı İslam düşmanı ve Peygamberimizi öldürmeye ant içen Übey bin Halef'i Peygamberimizin savaş meydanında kovalayarak öldürmesi Bedir Harbi'nden önceydi. Peygamber Efendimiz harp sahasında dolaşırken bir mucize olarak şöyle buyurmuştu. Yerlerini parmağıyla göstererek "Burası Ebu Cehil'in, burası Utbe'nin, burası Ümeyye'nin, buralar da filanın ve filanın öldürülecekleri yerlerdir." Übey bin Halef'i de "Ben kendi elimle öldüreceğim." Bedir'de haber verdiği gibi Ebu Cehil, Utbe ve Ümeyye bin Halef mücahidler tarafından gösterilen aynı yerlerde öldürülmüşlerdi. Geriye Übey bin Halef kalmıştı. Bu adam Kureyş'in ileri gelenlerinden biriydi. Peygamberimize Aleyhisselam her karşılaşmasında şöyle derdi. "Ey Muhammed! Bir atım var, her gün ona 16 ölçek darı yedirip besiyorum. Bir gün gelir onun sırtında seni öldürürüm." Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ise bu azgın ve şaşkın adama cevabı sadece şu oluyordu. "Belki, inşallah ben seni öldürürüm." diyordu. Kureyş'in önemli kollarından olan Beni Cumaha ya mensuptur. İslamiyet'in zuhuru sırasında Mekke'nin ileri gelenleri arasında yer alıyordu. Nüfuzunu güçsüz ve himayesiz kimselere karşı haksızlık yolunda kullandığı son Ficar Savaşı'nın ardından Mekke'ye hac ve ticaret için gelenlere yapılan haksızlıkların yaygınlaştığı yıllarda Süleym kabilesinden bir kişinin mallarını satın aldığı ancak parasını ödemediği, bu kişinin Mekkelilerden yardım istemesi üzerine Ebu Süfyan ile Hazreti Peygamber'in amcası Abbas'ın araya girip parasını Übey'den aldıkları kaydedilmektedir. Kardeşi Ümeyye ile birlikte Übey, İslamiyet'in doğuşunun ardından Resul-i Ekrem'e karşı her türlü kötülüğü yapan Kureyş eşrafının yanında yer aldı. Çürümeye yüz tutmuş bir kemiği eline alıp ufaladıktan sonra Resulullah'a doğru savurarak toz olup gittikten sonra "Bu kemiğin diriltileceğini mi iddia ediyorsun?" dediği, bunun üzerine kendi yaratılışını unutup bize karşı misal vermeye kalkışıyor ve şu çürüyüp un ufak olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir, çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilendir mealindeki Yasin suresi 78 ve 79. ayetlerin bu olay üzerine indiği rivayet edilir. Hicret öncesinde Darun Nedve'de alınan Muhammed'i öldürme kararının ardından geceleyin onun evini kuşatanlar arasında Übey de bulunuyordu. Onun Müslümanlara düşmanlığı hicretten sonra da sürdü. İşte Übey bin Halef, Bedir'de mücahidler tarafından öldürülen kardeşi Ümeyye'nin intikamını almak ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın vücudunu ortadan kaldırmak üzere yemin ederek Uhud Savaşı'na katılmıştı. Hazreti Resulullah Aleyhisselam'ın Şibe doğru çıktığı sıradaydı. Übey'in gelmekte olduğu görüldü. Mekke'de günde 16 okla darı ile beslediği atının üzerindeydi. İntikam dolu bakışlarla Peygamberimize yaklaşıyordu. Bunu fark eden sahabiler önüne çıkıp hesabını görmek istediler. Ancak Hazreti Resulullah "Bırakın, gelsin." diyerek mücahitlerin karşı çıkmasına engel oldu. Peygamberimize oldukça yaklaşan bu azgın müşrikin ağzından "Ey Muhammed, sen kurtulursan ben kurtulmayayım." lafları dökülüyordu. Bu sözleri duyan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir anda celallendi. Elindeki mızrağıyla heybet ve haşiyet verici adımlarla hasmının üzerine yürüdü. Übey bir anda şaşkına döndü. Hazreti Resulullah'ın heybet ve haşiyet verici tavrı karşısında duramayıp geri kaçmaya başladı. Peygamber Efendimiz peşini bırakmıyor ve arkasından "Nereye kaçıyorsun ey yalancı?" diye sesleniyordu. Bu kaçışla Übey kendini kurtaramadı. Peygamber Efendimizin fırlattığı mızrak miğferle zırhı arasındaki kısma saplandı ve Übey sığır böğürmesi gibi böğürerek atından yere yuvarlandı. Müşrikler yaralı halde onu alıp götürdüler.
Yarasından kan akmıyordu. Ağrısına sızısına zor dayanıyordu. Zaman zaman arkadaşlarına, "Vallahi Muhammed beni öldürdü," diyordu. Arkadaşları bu sözünü ciddiye almıyorlar ve yarasının önemsiz olduğunu ifade ederek teselli etmeye çalışıyorlar. Ne var ki, Übey kurtulamayacağını anlamıştı. Arkadaşlarına şöyle dedi: "O bana Mekke'de seni öldüreceğim demişti. Vallahi o benim üzerime tükürse yine beni öldür." Übey bin Halef bir gün bile yaşamadan "Susadım, su yok mu?" çığlıkları arasında ölüp gitti. Peygamber aleyhisselamın Allah'ın izniyle istikbalden haber vermiş olduğu bir mucizesi de böylece tahakkuk etmiş oldu. Müslümanların bozulup dağılmaya yüz tuttukları bir sıradaydı. Azılı müşriklerden Abdullah bin Şihab-ı Zühri, Ukbe bin Vakkas, Abdullah bin Kamya ve Übey bin Halef bir araya gelerek Peygamber Efendimiz aleyhisselamın hayatına son vermek için sözleşip ant içmişlerdi. Peygamber Efendimiz bu dört azılı müşrik hakkında, "Allah'ım, onların hiçbirisi bir sene yaşamasın, önümüzdeki seneye ulaşmasın," diye dua etti. Sa'd bin Ebi Vakkas der ki, "Vallahi Resulullah'ı vuran veya yaralayanlardan hiçbirinin üzerinden bir yıl geçmedi. Bunlardan biri olan İbni Şihab'ı Mekke yolunda akbenekli, dişi bir yılan ısırıp öldürdü." Peygamber Efendimiz aleyhisselamın yüzünü yaralayan İbni Kamye ise Uhud'dan Mekke'ye döndükten sonra koyunlarının yanına gitti. Dağın en yüksek tepesinde koyunlarını buldu. Önünü kesip tutmak isteyince bir koç üzerine yürüyerek onu boynuzlarıyla toslaya toslaya didik didik edip parçaladı. İşte Allah dostlarına düşmanlık edenlerin sonu dünyada da rezillik, ahirette de rezilliktir. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip sevdiklerinizle paylaşırsanız sizler de bu sevaplardan hissedar olacaksınızdır. Allah'a emanet olun. Ey gönül bir can için. Her cana minnet eyle. İşleri dünya için. Sultana minnet eyle.